Benim annem 4 senedir felçtir. Duanızı istiyorum hocam. Allah bütün kardeşlerimize, hastalarımıza şifa versin. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa versin. Buna beraber hastalık ne olursa olsun, evet, duamızı yapacağız. Ama Rabbimize boynumuzu da mutlaka bükeceğiz. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Buyurdu ki, Allah kutsi hadiste buyuruyor ki, ben bir kulumun günahını mağfiret etmeyi dilediğimde, onu tertemiz yapmadan huzura almam. Evet, malında bir eksiklik yaratırım, vücudunda bir hastalık yaratırım, onu tertemiz eder, onu huzura öyle alırım. Neden? Rahmetiyle muamele etmeyi dilemiş, ona ikram etmeyi dilemiş. Bu herkes için böyledir. Böyle şeyleri musibet ve bela olarak anlamamak gerekir. Aynı zamanda ona hizmet edenler, yardım etmeye çalışanlar, onunla beraber kazanıyor. O bir kula yardım ettiğinde onu yaratan Rabbi ona yardım etmez mi? O aslında ona değil, kendine yardım etmiştir. En büyük yardımı kendisine yapmıştır. Herkes ne yaptığına bakmalıdır. Evet, yaptığımızı Allah için yapalım. Bununla beraber evet, Rabbimizin rızasını kazanalım, yakınlığını kazanalım. Bu bir imkan. Bu bir imtihan, imtihan, imkan zaten. Kazanma imkanı. Allah onun yakınlarına da, akrabalarına da, evlatlarına da aynı şekilde kazanma imkanı tanımış. Rahmetinden dolayı, hadi kulum sen de yap hizmetini kazan. Sen de onunla beraber kazan demiştir. Hepsi aslında rahmetin içinde, rahmete gark olmuş durumdadırlar. Eğer Allah ile bakarsak bu böyledir. Peygamberle bakarsak bu böyledir. Ahiretten bakarsak bu böyledir. Ama dünyaya göre bakarsak sıkıntıdır, musibettir, beladır. Allah ile bakamadık. İmanımızla bakamadık demektir. İnşallah böyle bütün kardeşlerimiz, hastalar, hasta yakınları aynı zamanda böyle imanıyla olaylara, meselelere, Allah'ın muamelesine bakar, gerekeni yapar ve kazanır. Burası imtihan, kazanma yeri. Kazanma imkanını Allah tanıyor. Bize de düşen bu imkandan dolayı Allah'a şükretmektir, hamd etmektir. Kazanmak için de gerekeni yapmaktır inşallah.